Selamlar, Back to School kapsamındaki İTÜ Kulüpleri Şenliği'ndeyiz. Bugün sizler için kulüplere neler yaptıklarını, dönem içinde bizlere neler vaat ettiklerini sorduk. Gelin birlikte izleyelim. Arı 24'tesiniz. Selam. Selam. Hangi kulüptensin? İTÜ FRP. İTÜ FRP. FRP'nin açılımı ne? Fantastic Roleplay. Neler yapıyorsunuz ve bu dönem öğrencilere ne vaat ediyorsunuz? İnsanlar neden kulübümüze katılsın? Ya daha çok aslında Baldur's Gate ve Stranger Things'de işte Dungeons & Dragons'la beraber ünlü olan masaüstü rol yapma oyunları üzerine kurulmuş bir kulüp. Çeşitli zarlarımız var, karakterlerimiz var. Aslında evrenler yazıp bu evrenler üzerinden senaryolar kurarak bunların üzerine oyun oynuyoruz. Fantezi dünyasında. Aynen öyle. Biraz bilgisayarsız bilgisayar oyunu gibi de düşünülebilir süper. Aslında. Süper. Geçen sene neler yaptınız peki? Öne çıkan bir şey var mı? Geçen sene işte topluluğu aslında one shot dediğimiz sadece tek sefer, tek session'lık süren etkinlikler yaptık. Ya bunun yanında aynı zamanda her hafta toplanıp tekrar tekrar oynadığımız FRP etkinlikleri de oluyor. Bu senede çok fazla kutu oyunu etkinliği ve one shot etkinliği yaparak aslında insanlara biraz daha FRP senaryosu yazma, karakter yazma tarzı konularda bir şeyler vermeyi planlıyoruz. Süper. Eğlenmeyi planlıyoruz genel olarak. Süpersin. Nasıl katılabilirler size? WhatsApp grubumuza katılmaları yeterli. Bütün etkinlik duyurularımızı, oyun duyurularımızı WhatsApp grubundan yapıyoruz. Süpersin. Teşekkür ederiz. Zuhal selam. Merhaba. Hangi kulüp? İTÜ Müzikal Topluluğu. Neler yapıyorsunuz? İnsanlara neler vaat ediyorsunuz bu dönem? Sene içerisinde ve sene sonunda müzikaller yapıyoruz. Aralarda konserler veriyoruz. Hepsine bekleriz. Geçen sene neler yaptınız peki? Geçen sene Footloose müzikalini canlandırdık. Baştan sona Türkçe çevirisini de kendimiz yaptık. Bu sene Headers müzikalini yayınlamayı planlıyoruz. Şekilde. Bak, kulağa hoş geliyor. Peki insanlar nasıl katılabilir sizin kulübünüze? Instagram hesabımızdaki formlardan gösteri veya teknik ekibimize başvurmak için, seçmelerine başvurmak için linklerimiz var. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Eğlenceli bir kulübe benziyorsunuz müzik olun. Umarım öyleyizdir. Görüşürüz. Bekliyoruz. Hangi kulüpsünüz? Telex City kulübüyüz. Neler yaptınız geçen sene ve bu dönem neler vaat ediyorsunuz öğrencilere? Şöyle, biz her sene bir güz bir de bahar dönemi olmak üzere iki tane etkinlik yapıyoruz. TEDx lisansı etkinlikler yapıyoruz. Şimdi bir gün süren bir etkinliğimiz oluyor. En fazla 10 tane konuşmacı getirebiliyoruz farklı dallardan. Belli temamız oluyor. Kendimize şu anda ekip arkadaşları arıyoruz. Konuşmacı ekibimiz var, sponsorluk ekibimiz var, fuay alanı ekibimiz var, organizasyon ekibimiz var. Ekip arkadaşları olarak sponsorları ve konuşmacıları biz belirlediğimiz için konuşmacı ile direkt iletişim halinde olan arkadaşlar konuşmacı etkinliğe geldiği zaman bütün her şeyle ilgileniyor. Karşılamasını çok yakın oluyorlar galiba. Aynen, iç içe oluyorlar. Yakın onlarla oluyorlar. Tanışma fırsatı bulacaklar. Eğer takipçisi olduğunuz, ünlü birisi, fanı olduğunuz ünlü birisi varsa ulaşmak isterseniz bize gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Güzel güzel bir network fırsatı da olacak galiba. Aynen öyle. Zaten TEDx etkinliği bayağı global bir etkinlik. Herkes tarafından bilinen bir etkinlik. Okulda etkinlik yapıyoruz. Ya Maçka Kampüsü'nde ya da Süleyman Demirel'de yapıyoruz etkinliklerimizi. Geçen sene sanırım Maçka'da olmuştu. 14 Nisan'da Maçka'da oldu. Bir de geçen sene 2023'te 11 Ekim'de bir tane etkinlik yaptık. Yakında var mı bir etkinlik? 5 Aralık'ta etkinliğimiz olacak. Maçka'da yapacağız. Konuşmacılar henüz belli değil ama Instagram'ı takipte kalın. De katılmak isteyenler nasıl katılabilirler kulübe? WhatsApp grubumuz var. Onun dışında bize Instagram'dan DM'den yazarsanız hemen cevap veririz zaten. Süpersin. Teşekkür ederiz. Ece selam. Selam. Erasmus kulübüsünüz. Neler yapıyorsunuz? Beni kimse göndermedi Erasmus'a. Bana yardım edebilir misin? Öncelikle sana yardım edemem. Kulübümüz aslında uluslararası bir organizasyon diyebiliriz. Belçika merkezli. Biz de Türkiye'deki ilk ağıyız. Evet. Erasmus'a gelen öğrencilere burada onların sosyalleşmesine yardım ediyoruz. Burada kültürümüzü tanıtıyoruz. Kesinlikle kültürel bir exchange yaşatıyoruz. Yaşadıkları zorluklarda yardım ediyoruz. Onlar burada güzel bir deneyim yaşatmak için, kültürümüzü tanıtmak için bir fırsat galiba. Kesinlikle öyle. Beni Erasmus'a göndermeyeceksin yani. Maalesef. Biz başka kapılara gidelim o zaman. Nasıl katılabilirler sizin kulübünüze? İlk önce bize motivasyon mektuplarını yollayarak daha sonra da mülakatla katılabilirler. Yani ben QR kodu okutsam katılamıyorum. Yani motivasyon mektubunu bekleriz. Ya beni çok zorladın ama. Görüşürüz, çok sağ ol. Selamlar. Merhaba. Seni uzak doğu bir kıyafetiyle gördüm. Kimsiniz, neler yapıyorsunuz? Bize biraz bahsedebilir misin? İsmim Sesuna. Şu an 4. sınıf okuyorum. Nerelisin? Çin. Çinlisin. Evet. Süper. Hoş geldin ülkemize. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz kulüp olarak? Kulüpte biz şu an uzak doğu kültür grubuyuz. Yani uzak doğudan ilgi duyan Çin, Kore,
ve Japonya. Bunlardan ilgi duyan arkadaşlar gelebilir. Bizim bir yani Çince, Korece, bir de Japonca eğitimlerimiz var. Dillerden bahsediyoruz. Dilleri öğretiyorsunuz. Ücretsiz. Ücretsiz tamamen. Evet. Süper. Başka mesela Çin yemek, Japon yemek falan. Oraya eğitimlik yapıyoruz. Bir de filmleri izliyoruz, anime falan. Cosplay etkinlikleri. Aa, cosplay de var. Süper. Burada bir Pokemon kıyafetli birisi vardı zaten, onu gördüm. Aha. Süper, çok keyifli gözüküyor. İşte Uzak Doğu. Dans etkinliklerimiz var. K-pop. Ve seven varsa. O zaman Uzak Doğu'ya ilgi duyanları buraya bekliyoruz. Nasıl katılabilirler sizin kulübünüze? Bizim karakodumuz var. Veya Uzak Doğu, İç Uzak Doğu Instagram'dan takip edebilirler. Süper. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Berk, selamlar. Merhaba. Siz Bitcoin misiniz? Siz Bitcoin misiniz? Hayır, asat yapmıyoruz. Peki kulüp olarak neler yapıyorsunuz? Bize biraz blockchain'den ve kulüpten bahseder misin? Biz Türkiye'nin ilk ve en büyük blockchain kulübüyüz üniversite olarak. Bazı. Evet. Ve bunun dışında biz blockchain'in geliştirilmesi ve araştırılması hakkında çok büyük içerikler çıkarıyoruz. Bunun dışında dünyada ve Türkiye'de büyük hackathonlara katılarak burada projelerde başarılar elde ediyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz diyebilirim kısacası. Süper. Size katılanlar peki neleri öğrenecek blockchain'le ilgili? Bu teknolojinin en temelinden başlayarak özellikle şu önemli. Önceden hiçbir şey bilmene gerek yok. Burada direkt yazılımını ve araştırmayı öğreniyorsun. Ve bu teknolojide ileride iş bulabilecek kadar iyi yükselebiliyorsun. Ve bunu sadece kulübe gelerek yapabiliyorsun. Bildiğim kadarıyla ilk blockchain kulübü, evet, Türkiye'de sizsiniz. Ve bazı yurt dışı gezileriniz falan da oldu. LinkedIn'den falan takip ediyorum ben. Neler yaptınız, bahsedebilir misin? Bu yaz Belçika'daydık. Hackathonlara katıldık. Açıkçası Belçika'da olan hackathon'da da birkaç projemiz ödül aldı. Ve bundan önce de Amsterdam'a ve Berlin'e gitmiştik bu sene. Orada da güzel ödüllerle geri döndük ülkemize. Ve Türkiye'yi ve İTÜ'yü çok iyi bir şekilde temsil ettik. Hem yeni bir teknoloji öğretiyorsunuz hem gezdiriyorsunuz insanları. Peki nasıl katılabilirler sizin kulübünüze? Bizim Twitter'dan takip ederek veya herhangi bir Instagram'dan linklerimiz var. Oradan takip ederek ulaşabilirler. Süper, teşekkür ederiz. Evet. Okay, selam. Merhabalar. Üzerinde güzel bir kıyafet var Spider-Man'in ama biraz el işçiliği var gibi. Aynen, ben ördüm. Sen ördün. Ne yapıyorsunuz? Kulüp hangi kulüpsün? Biz örgü kulübüyüz. Biz her hafta toplanıp örgü örüyoruz medle. Ağaç kaplıyoruz. Sonra geliyorsunuz, şunu öreceğim diyorsunuz ve onu örmeyi size öğretiyoruz. Peki benim bu konu hiç bilgim yok, hiç el becerim yok. Yine de destek oluyor musun? Değil. Her hafta toplantıya gelenlerin yarısı zaten bilmiyor. Bunu öğrenmiş oluyor yani bu yeteneği. Süper. Var mı böyle ikonik ördüğünüz başka şeyler Spider-Man kıyafet dışında? Spider-Man kıyafet dışında benim yok ama herkes çok iyi örüyor. Kulübün vardır mutlaka. Süper. Peki kulübe nasıl katılabiliriz? Kulübe katılmak için gelip QR'a girseniz yeterli. Süper. Bir WhatsApp grubuyla içeri girdik yani. Aynen. Tamam, teşekkür ederiz Okay. Kolay gelsin. Sıra. Süper. İpek selam, Poyraz selam. Hangi kulüpsünüz, neler yapıyorsunuz, bana biraz bahsedebilir misin? Tabii, biz İTÜ Astronomi Kulübü olarak astronomiye ilgi duyan insanların bu alanda daha da yeterliliklerini artırmasını sağlamayı hedefliyoruz. 101 ve 102 dersleriyle öğrencilerimizin temel düzeyde astronomi bilgisi edinmesini sağlıyoruz. 101-102 derslerini düzenleme sebebimiz de şu, biz İTÜ Gökbilim Günleri yapıyoruz her yıl. Bu etkinlikte alanında uzman akademisyenleri okulumuza davet ederek, öğrencilerimizle etkileşimlerini sağlayarak bu alana ilgi duyan insanları kulübümüze çekmeye hedefliyoruz. Peki bu sene çok fazla meteor yağmuru oldu. Ben bunları sosyal medyada gördüm ve hep gözlemleme istedim. İstanbul'da yaşıyoruz. Biliyorsun bir ışık kirliliği var. Her yerden izlenmiyor. Evet. Bu konuda neler yaptınız bu sene? Şu şekilde kendimize ait 4 tane teleskobumuz var. Genellikle gölette yapıyoruz gözlemlerimizi. Çünkü kampüsümüzde ışık kirliliğinin minimum olduğu yer gölet. Bunun haricinde İstanbul Üniversitesi'nin kendine ait bir gözlem evi var. Onlarla ortak etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Onların da bir eşi İsviçre'de olan özel bir teleskopları var. Gözlem etkinliklerimiz genelde bu şekilde gerçekleşiyor. Süper. Onun haricinde Kilyos'ta da bir gözlem kampı yapmayı planlıyoruz. Bu sene içerisinde. Evet. Süper. Peki Poyraz'a sorayım. Bu sene başka neler yapacaksınız? Bu sene her sene gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin üstüne bir astrofotoğrafçılık etkinliği düşünüyoruz. Onu da fotoğraf kulübüyle beraber düşünüyoruz. Onun haricinde gözlemlerimizi arttırmayı düşünüyoruz. Gözlemlerimizi arttıracağız. Evet, çünkü hani ne kadar biz hani anlatsak da şu işte gök cisimleri şöyle konuşuyoruz ama bu hani gözlemlemeden olmuyor. Bunun için de gözlemlerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Ben fotoğrafçılıkla ilgileniyorum ama hiç hayatımda astrofotoğrafçılık yapmadım. Evet. Sanki deneyimleyebilirim gibi hissettim bunu duyunca. Aslında astrofotoğrafçılıkta iki türlü çekilebilir. Yani bir teleskop yardımıyla çekilebilecek fotoğraflar var. Bir de hani fotoğraf makinesiyle beraber gökyüzüne çevirip uzun pozlama yapılabilecek. İkincisi bana daha çok hitap ediyor. Yani. Ya çünkü hani bir tanesinde hani direkt hani gök cisimlerini çektiğimiz zaman hani tamam çok güzel. Hani ayı çok uzun pozlayarak bayağı güzel şeyler elde edebiliyoruz ama diğerinde hem hani tüm galaksiyi görmüş oluyorsun değil mi? Tüm galaksiyi hem de yerdeki bir cisimle beraber çektiğimiz zaman çok da ben hemen şu QR'ı okutup kulübe katılıyorum o zaman. Hemen katıldım.
kulüpsünüz? Güzel Sanatlar Kulübü'yüz. Öğrencilere bu dönem neler vaat ediyorsunuz? Neler yapabilir öğrenciler sizin kulüple? Bu dönem çok eğleneceğiz. Öncelikle heykel atölyeleri, çizim atölyeleri düzenliyoruz ve aşırı keyifli oluyor bunlar. Hep beraber kulüp odamızda sohbet ederek, müzik dinleyerek güzel vakit geçiriyoruz. Bu dönem haftaya bir ikili atölyemiz olacak. Tanışma kahvaltımız olacak, gezilerimiz olacak. Artere gideceğiz, müzeler gezeceğiz. Böyle. Kulağa hoş geliyor, eğlenceli bayağı. Peki bayağı öğrenciler nasıl katılabilir sizin kulübünüze? WhatsApp grubumuz var. Oradan her şeyi bir duyuruyor olacağız. Süper. Bir de Instagram. Aynen, Instagram hesabımız var tabii ki. Tamamdır. Aynen, itugelsk. Hepinizi tamam. Bekliyoruz. Teşekkür ederiz çok. Ayşe selam. Hangi kulüpsünüz? Biraz garip bir ismi var. Biz Kutup Araştırmaları Kulübüyüz. Postim kısacası. Neler yapıyorsunuz? Bu sene neler yapmayı planlıyorsunuz? Biz genellikle bilim kulübüyüz. O yüzden araştırma, proje. Her sene kutuplara seferler düzenleniyor. Burcu hocamız bizim danışman hocamız. Nereye gittiniz peki burada? Buradan Antarktika seferi. Bu sene 8. Antarktika seferi düzenlendi. Kuzey Kutbu'na da gidiliyor. Ve oralarda çalışmalar yapılıyor. Bayağı spesifik bir konu yani. Direkt kutuba sadece araştırma yapmak için giden ekipten birisiniz yani. Kulübü kullanarak ve proje yaparak o ekibe katılabilirsiniz. Bu kulüp aracı kulüp olarak önerebilirim. Başka neler sunuyor peki bu kulüp öğrencilere? Genellikle öğrendiğimiz bilgileri liselere giderek öğrencilere farkındalık kazandırıyoruz. Sunumlar yapıyoruz. Zirvelere katılıyoruz. Kutup zirveleri oluyor. Oralarda görev alıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Çok spesifik ve soğuk bir kulüpsiniz. Evet, biraz soğuz. Süper, teşekkür ederim çok. Hangi kulüpsünüz? Arama Kurtarma Kulübü. Neler yapıyorsunuz? Çok önemli bir kulüp bence. Çünkü yakın zamanda bir deprem de geçirdik. Siz de aktif olarak görev aldınız bu depremde. Neler yapıyorsunuz öğrencilere? Neler vaat ediyorsunuz? Biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Daha önce 6 Şubat depremlerinden önce kurulduk. 2022 yılında kurulduk. 6 Şubat depremlerine katıldık. Aynı senenin yazı Çanakkale yangınlarına operasyona katıldık. Bu yazda Bolu yangınlarında operasyona çıktık yine. İnsanlara arama kurtarma eğitimi veriyoruz. Afet bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız bir noktada İTÜ öğrencilerine afet bilincini oluşturmak. Çünkü İTÜ öğrencileri geleceğin yöneticileri bir noktada. Asıl amacımız afet bilinci oluşturmak. Arama kurtarma olunca çok fazla afet sonrası gibi oluyor aslında ama afet öncesinde afet sırasında da. Evet, öncesinde de. Birçok kurumla da, kuruluşla da, sivil toplum kuruluşuyla da irtibatımız var. Ortak eğitimler de düzenliyoruz. Onlardan eğitim alıyoruz. Instagram sayfamızda biyografide link var. Oradan zaten katılabilirler formda. Tamam, süper. Teşekkür ediyoruz. Melih selamlar. Merhabalar. STM'le beraberiz. Yeşiller içerisinde. Neler yapıyorsunuz? Bana biraz bahseder misin? Biz aslında Avrupa'daki öğrencilerle iç öğrencilerini bağlamak amaçlayan bir kulübüz. Bu noktada yıl içinde bir sürü farklı temada etkinlikler düzenliyoruz. Kültürel anlamda işte Avrupa'ya gidiyoruz. 28 tane ülkede bu topluluk aslında aktif olarak yer alıyor. Global bir topluluk aslında. Evet, uluslararası bir topluluğuz. Avrupa'nın aslında ütüye açılan kapısıyız. Süper. Neler yapıyorsunuz peki? Geziler mi? Oradan insanlar mı geliyor? Biraz bahseder misin? Biz burada insanları ağırlıyoruz. Onları işte kültürümüzü tanıtıyoruz. İstanbul'u gezdiriyoruz. Ve biz de tabii ki de Avrupa'ya gidiyoruz. Bu noktada farklı etkinliklerimiz oluyor. Kültürel anlamda işte gittiğimiz şehri tanımaya yönelik, o kültürleri tanımaya yönelik etkinliklerimiz oluyor. Bunun dışında da yine akademik anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz, profesyonel anlamda gelişim sağlayacak eğitimlerimiz oluyor. Bu şekilde birçok farklı etkinlik düzenliyoruz aslında. O zaman yurt dışını gezmeyi seveni, misafir ağırlamayı seveni bekliyoruz. Çok daha ucuz fiyatlara burada Avrupa'ya gidebilirsiniz. Süper, diyorum. Hepinizi ederim. Bekliyoruz arkadaşlar. Tabak selamlar. Merhabalar. Hangi kulüple beraberiz? İTÜ Mezunlar Derneği Kulübü. Neler yapıyorsunuz Mezunlar Derneği olarak? Bizim aslında temel amacımız mezunlarla öğrencilerimizi bir araya getirmek. Bunun için de 9 farklı komitemiz var. Etkinlikler düzenliyoruz. Neler var peki? Şimdi Mezunlar Derneği çok büyük bir kavram. Evet. Ben de bir dönem içinde bulundum, o yüzden soruyorum. Neler yapıyorsunuz? Aslında bizim bu 9 farklı komitemiz içerisinde officer var. Kahveler mezunluğumuz var. Ara akademimiz var. Ben size 2-3 tanesinden bahsederek başlayayım. Officer'da mesela çalışma hayatını deneyimlemek için teknik geziler düzenliyoruz. Şirketlere gidiyoruz ve aktif üyelerimizin aslında bu çalışma hayatından birazcık ön izleme yaşamalarını sağlıyoruz. Kahveler mezunlarında C-level mezunlarımız geliyorlar ve aslında bize bir kahve ısmarlıyorlar küçük evde. Her çarşamba saat 6.30'da. Onlarla beraber sohbet muhabbet havasında aslında samimi bir ortam oluşturuyoruz. Bize tecrübelerinden bahsediyorlar, iş hayatından. Aynen, kesinlikle öyle. Onlar bize tecrübelerini aktarıyorlar. Biz de onlarla aslında birebir sohbet etme şansı yakalıyoruz. Yani kendini bir sonraki adım hazırlamak isteyen öğrenciler için vazgeçilmez bir durak kesinlikle. Gibi mezunlar öyle. Aynı zamanda aslında C-level insanlarla günlük hayatta karşılaşmamız çok zor oluyor. Onların tecrübelerini dinlemek bazen için bazen LinkedIn'dan mesaj atıyoruz, görmüyorlar. Asla buraya geliyorlar. Evet, mail atsak dönmüyorlar ama bu şekilde tatlı oluyor. Süper. Elinize sağlık o zaman. Herkesi bekliyoruz Mezunlar Derneği. Derin selamlar. Selam. İTÜ Yelken Kulübü ile beraberiz. Neler yapıyorsunuz? Bana biraz bahsedebilir misin? Biz İTÜ Yelken Kulübü olarak insanları denizle ve yelkenle buluşturmak için aslında bir aracı gibiyiz. Bahçede anlaşmalı olduğumuz bir yelken okulu var. Bu yelken okulunda üyelerimize temel yelken ve balon yelken eğitimi olarak iki tane eğitim aldırıyoruz.
Bundan sonra da yarış havuzumuza dahil oluyorlar. Antrenmanlarımıza kadar. Bizim bir takımımız var değil mi İTÜ olarak? Tabii ki. Tabii ki. Kupaları da görüyorum zaten buraya. Bayağı bir kupa dizmişsiniz. Peki öğrencilere bir indirim yapıyorlar mı orada? Tabii ki. Öğrencilere indirim yapıyor ve yelken böyle bir tık hani pahalı bir spor gibi bir ön yargı var. Ve belki insanlar bundan dolayı çekiniyor olabilir. Evet, kesinlikle öyle bir şey yok. Evet, hani temel eğitim ve bon eğitime veriyorsunuz, o kadar. Hani ondan sonra takımla birlikte antrenmanlar ve yarışlar. Evet. Süper. Başarılar diliyorum o zaman. Teşekkür ederim.